Adı Mithat Aynacı. Türkiye bu ismi kabusun yaşandığı gece, yani hainlerin darbeye kalkıştığı o karanlık gecede duydu. Aslında o paralelci bir polisti. Üstünde askeri kamuflajı, elinde otomatik silahı vardı. Tankın tepesine çıkmış, o ve beraberindekiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasını basacaktı. Çünkü eğer darbe girişimleri başarılı olsaydı, bugün İstanbul Emniyet Müdürü koltuğunda o oturacaktı. Mithat Aynacı'nın alenen deşifre olduğu bu görüntü, işte o kalleş kalkışmanın hemen öncesinde kayda geçti. Polislere teslim olmalarını ve meydanlardan çekilmelerini söylüyordu. Ama ne acıdır ki, onun da üstünde aynı kıyafet, yani polis üniforması vardı. Ancak tüm arkadaşları gibi, o da vatanının değil, Pensilvanya'daki çete liderinin hizmetindeydi. Meslektaşında geçen diyalog, saniye saniye cep telefonuna böyle yansıdı. Ailenin müdürü bu, sen de buraya çıkarın! Ailenin müdürü bu! Tankın içine polis olarak giren paralelci polis, kısa süre sonra darbeci bir asker olarak çıktı ve İstanbul Emniyetini basmak için yanındakilerle birlikte binanın önüne geldi. Ancak halkın direnişi ve kahraman polislerin onları bozguna uğratmasıyla hayalleri suya düştü. Paralelci olduğu gerekçesiyle açığa alındıktan sonra paralel yargı marifetiyle göreve iade edilen Mithat Aynacı, bir dönem omuz omuza çalıştığı sivil polisler tarafından tanktan çıkarılarak nezarete kondu. Bugün hakim karşısına çıkarılan eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve Cumhurbaşkanı'na suikast suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.